Ozan'ı bir görelim. Ozan merhaba, bu davayı sen takip ediyorsun. Sedat Peker davasında ikinci duruşma. Şimdi suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla Sedat Peker hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün. İlk duruşmada neler yaşandı istersen onu da hatırlatarak detayları sen anlat bize. Ve bu duruşmada ne bekleniyor elbette? Hülya Akinek, ilk duruşma geçtiğimiz hafta yapılmıştı ve 3 gün sürmüştü. O davada, o duruşmada aslında 29'u tutuklu 92 sanık yargılanıyordu. O duruşmada 12 kişi tahliye edildi adli kontrol tedbirleri kapsamında ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Bugün de duruşma başladı. 2 gün sürecek bugün ve yarın olmak üzere. Hem adliye içerisinde hem de adliye dışında geniş güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyelim. Sedat Peker'in suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın bugün ikinci duruşması görülüyor. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor duruşma. Sanık sayısı fazla olduğu için de adliyenin duruşma konferans salonunda yapıldığını söyleyelim. Duruşma saatler onu gösterdiğinde başladı. Yaklaşık 2,5 saattir de devam ediyor. Şu ana kadar yalnızca 2 sanık savunmasını yaptı. İddianamede Cahit Çetin'in 2017 yılında öldürülmesiyle başlıyor. Sedat Peker'in Cahit Çetin'in öldürülmesine azmettiği iddiası yer alıyor. Aslında 2 sanık da bu kapsamda ifade verdi. Peki sanıklar neler söyledi? İlk olarak tutuklu sanık Ozan Batıgün söz aldı ve Sedat Peker'le alakam 3 dakikadan ibarettir. Açılışlarına, mitinglerine gittim, fotoğraf çektirdim. 3 dakikalık bir konuşmamız oldu dedi. Olayla ilgili de bir duyumdan dolayı 7 aydır tutukluyum. Bana husumet güden kişi 4 yıl sonra organize şubeye giderek hakkında duyum aldığımı söylüyor. Cahit Çetin'i Ufuk öldürdü, Ozan da yanındaydı diyor. Duyumla ilgili böyle bir şey olabilir mi? Ben müebbet hapiste yargılanıyorum diyor. Ufuk Yapıcı'nın kim olduğundan da bahsedeyim. Ufuk Yapıcı'nın Sedat Peker'in sağ kolu olduğu biliniyor aslında ve Ufuk Yapıcı'nın da firari olduğunu söyleyelim. Olayın olduğu günde Ufuk Yapıcı beni aradı, arabamı istedi. Ancak vermedim, istersen ben seni bırakabilirim dedim. Arkadaşını havalimanından alacakmış. Havalimanına gittik, isminin Burçin olduğunu öğrendiğim kişiyi havalimanından aldık. Ufuk'un yol tarifiyle birlikte hayatımda ilk kez gittim, karanlık bir yere gittim dedi. Hakim de tır garajı mı dedi, bilmediğini söyledi. Peki lokasyon olarak neresi dedi. O konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını ısrarla söyledi ve gittikleri noktada durduklarını, Ufuk'un arabadan indiğini, 5-10 dakika sonra geldiğini, bu sırada da Burçin Bal isimli o kişinin de telefonla konuştuğunu söyledi. Sonra Ufuk'un geldiğini ve Burçin'e gelen konum üzerine yola çıktık, Burçin'i bıraktık dedi. O sırada ne olduğunu bilmiyorum. Ufuk telefonla konuşmak için benim telefonumu aldı, birileriyle konuştu. Ancak ben hiçbir olaya iştirak etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Ve daha sonra da duruşma salonuna döndü ve ortadaki sanıklara buradaki herhangi bir kişi beni daha önce görmüş mü, herhangi bir yerde oturmuş muyuz diye sordu. Herhangi bir ses çıkmadı. Vuran kişiyi de, ölen kişiyi de tanımam dedi. Hemen akabinde de sanıklardan Burçin Bal söz aldı ve Cahit Çetin'i tanırım. Ölen Cahit Çetin'i tanırım. Arkadaşlık bağımız vardı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sedat Peker'i de tanımam, etmem dedi. Tam bu sözlerin akabinde de duruşmayı kayda alan sistemde bir arıza meydana geldi ve yaklaşık 10 dakika önce çözüldü. Şu sıralarda da aslında Burçin Bal'ın ifade verme işlemleri, savunma yapma işleminin devam ettiğini söyleyelim. Tekrar toparlayacak olursak da Sedat Peker suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle bu davada yargılanıyor. Kendisi firari, Ufuk Yapıcı da onunla birlikte firari. Davada 92 sanık yargılanıyor. 29'u tutukluydu. Geçtiğimiz duruşmada 12'si tahliye edildi ve 17 sanık da tutuklu bulunuyor hali hazırda. Şu ana kadar yalnızca 2 sanığın savunması alındı. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Hülya Akinek. Teşekkür ediyorum Ozan, sağ olasın. Duruşmanın, davanın detaylarını aldık.